Mutlu akşamlar. Bu hafta da dünyada önemli olaylar yaşandı. Sizlere bu akşam Yemen'de darbe girişimi, IŞİD'in rehin aldığı iki Japon vatandaşı, Fransız dergisinin yayınladığı karikatürlerle dünya çapında artan tepkiler, Dünya Ekonomik Forumu'nun devam ettiği şu günlerde açıklanan küresel gelir raporu ve daha pek çok konu hakkında bilgi aktaracağız. Ancak programımıza bu hafta Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri olan başkanlık sistemi tartışmalarına yararak başlayacağız. Neler oldu? Dopdolu bir içerikle başlıyor. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Bakanlar Kurulu'na başkanlık etti. Türk kamuoyunun önceki cumhurbaşkanları döneminde birkaç kez daha şahit olduğu bu uygulama, başkanlık sistemi tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Programımızın ilk yarısında başkanlık sisteminin sakıncalarını, Türkiye için risklerini, dünyadaki uygulamalarını ve başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerde karşılaşılan problemleri size aktaracağız. Önce başkanlık sistemi nedir, işleyişi nasıldır bir bakalım. Başkanlık sisteminde hükümet başkanı aynı zamanda devlet başkanıdır. Cumhuriyete dayalı bu hükümet sisteminin en ayırt edici özelliği yasama, yürütme ve yargı organları arasında kesin bir ayrımın olmasıdır. Başkan, halk tarafından belirli bir süre için seçilir. Bu süre hiçbir biçimde parlamento tarafından kısaltılamaz ve feshedilemez. Hükümet üyeleri başkan tarafından seçilir ve azledilir. Başkan, hükümet üyelerinin düşüncelerine uymak zorunda değildir. Evet, başkanlık sistemi çok kısa bir özetle bu şekilde işliyor. Bugün bu sistem başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın bazı ülkelerinde uygulanıyor. Kimi ülkelerde de yarı başkanlık sistemi şeklinde bir uygulama var. Başkanlık sisteminin uygulandığı bu ülkelere ve oluşan problemlere birazdan bakacağız. Ancak önce Türkiye için neden başkanlık sisteminin üzerinde duruluyor? Bu sorunun cevabını arayalım. Başkanlık sistemini savunanların en önemli iddialarından biri bürokratik engellerin ortadan kalkacağı görüşü. Oysa başkanlık sisteminde bürokrasi daha güçlüdür ve bazı durumlarda tüm sistemi kilitleyebilir. Bunun örneğini daha geçtiğimiz Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde gördük. Amerikan hükümeti bütçe görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle kısa süreli kapandı. Eğer Obama'nın son andaki girişimleri başarılı olmasaydı, 1 milyona yakın federal hükümet çalışanı ücretsiz izne çıkmak zorunda kalacak, ulusal parklar kapanacak, kamu hizmetleri yavaşlayacak. Özetle bunun Amerikan ekonomisine maliyeti 55 milyar dolar olacaktı. Tüm bunlara ramak kalmıştı ki birkaç saatlik aksama sonrasında hükümet yeniden açıldı. Ancak 95'te Clinton döneminde başkanlık sisteminin ciddi bir eksiği olan bu durum kolay aşılamamıştı. O yıl federal hükümet çalışmalarını 21 gün boyunca askıya almak zorunda kaldı. Dönemin anketleri Amerikan halkının %68'inin hükümet kapanmasına karşı olduğunu göstermişti. Halkın istemediği, zarar gördüğü başkanlık sistemi şu an Amerika'da ciddi anlamda sorgulanıyor. Amerika'da durum böyleyken, başkanlık sisteminin uygulandığı Latin Amerika ve 3. Dünya ülkelerindeki durumun nasıl olduğu malumunuz. Türkiye'de böyle bir sistemin uygulanması bu açıdan oldukça riskli. Çünkü hükümet ve muhalefet arasında herhangi bir anlaşmazlık, uzlaşı kültürü eğer zayıfsa, gördüğünüz gibi devleti işleyemez hale getiriyor. Şimdi Sayın Adnan Oktar, Amerika'yı epey zorlayan bu sistem hakkında pazartesi günü neler söyledi izleyelim. Başkanlık sistemi son derece tehlikeli Türkiye için. Tayyip Hoca'nın başını yemek için yaptıkları bir sisteme benziyor. Yani büyük belaların doğumu demektir bu. Çok büyük bir belanın. Çünkü yani şu anki devlet işte içinde bir tıkanma yok kardeşim. Mesela bakıyor polisten şüpheleniyor. Bütün polis hadi hükümet. Yargıtay'dan şüpheleniyor. Bütün Yargıtay üyelerini değiştiriyor. Hiçbir yere bir tıkanma yok. Mesela bak, Anayasa Mahkemesi bakacak şeyi bu ilgili bakanlara göndermiyorlar. Evet. Her yere güçleri yetiyor demek ki. Evet. O zaman nedir başkanlık sistemi için sebep ne ya? Yani? Evet. Arkasında bir oyun var. Türkiye'yi parçalama oyunu var. Ya Amerika yaka silkiyor başkanlık sisteminden. Hemen kurtulmak istiyorlar. Amerikan başı belaya girdi. Parlamenter sistem en akılcısıdır. Başkanlık sistemi olan bütün sistemler, bu Asya'daki ve Orta Doğu'daki, ya diktatöre dönüştü, halkı mahvetti veyahut kanlı bir şekilde yıkılıp liderleri mahvoldular. Ya bu belanın içine girmenin alemi ne kardeşim? Bu maceraya niye giriyoruz? Amerika başkanlık sisteminde epey bir tecrübeye sahip olmasına rağmen uzlaşmazlıklar devleti kapanma noktasına getiriyor. Türkiye'de ise iktidar ile muhalefet arasında hemen hemen her konuda uyuşmazlık var.
Böyle bir ortamda uygulanması düşünülen başkanlık sisteminin Türkiye'de çok ciddi problemlere yol açacağı ortada. Bunun faturası ise halka mal olacaktır. Şimdi başkanlık sisteminin diğer riskleri nedir bir bakalım. Başkanlık sisteminin en ciddi risklerinden biri demokrasisi az gelişmiş ülkelerde otoriter rejimlere zemin hazırlamasıdır. Bu sistemde başkan çok istisnai durumlar hariç görev süresi dolmadan makamından ayrılamaz. Bu durum halkta ciddi kırılmalara neden olur. Başkanlık sistemi darbeleri kolaylaştırır. Başkanlık sistemi federasyonu, federasyonda bölünmeyi beraberinde getirir. Başkanlık sisteminde valiler bölge halkı tarafından seçilir. Referandum yapma yetkisi bulunan valiler federatif yapı oluşturabilir. Bu da bölünmeye neden olur. Başkanlık sisteminde tek bir kişinin yani başkanın yetkileri çok geniştir. Demokrasinin yerleşik olmadığı ülkelerde despot, tek adam rejimi gelişir. Başkanlık sisteminde devleti perde arkasından yönetmek isteyen güçler aktif olur. Örneğin Amerika'da devleti yöneten devlet başkanı değil, kökleşmiş derin devlet yapısıdır. Başkanlık sisteminde başkanın parlamenter sistemde olduğu gibi güven oyu alması gerekmez ve başkan meclis tarafından düşürülemez. Başkanlık sisteminde muhalefet güçlüyse devlet yönetimi sıklıkla işleyemez hale gelebilir ve devlet kapanır. Başkanlık sisteminin en yoğun uygulandığı Latin Amerika ve 3. Dünya ülkelerine bakalım. Bu ülkelerdeki antidemokratik ve otoriter uygulamalar hemen hemen her gün haber bültenlerinde yer alıyor. Ülke halkları mutsuzlar. Derin devlet yapısı ise bu ülkelerde her zaman güçlü. Sistemin işleyişindeki aksaklığı kullanarak arka planda başkanı idare eden bu gizli güçler, başkan halkın tasvip etmediği akla, mantığa, vicdana aykırı keyfi politikaları izlese dahi görev süresi tamamlanana kadar başta kalacağı için derin devlet yapısı bu ülkelerde halkın mutsuz olmasına neden olur. Örneğin Suriye'de Esed, başkanlık sisteminin bir sonucu olan derin devletin girdabından çıkamadığı için Suriye toprakları bugün mezarlığa döndü. Yılların getirdiği baskının birikimiyle halk isyan etti. Ancak Suriye gibi ülkelerdeki başkanlık sisteminde demokratik yöntemler işlemediği için acı çeken yine masum insanlar oldu. Parlamenter sistemde ise böyle bir işleyiş mümkün değil. Çünkü başbakan meclisten güven oyu alamadığı takdirde her an görevinden alınabilir. Başbakanı kontrol eden iyi bir mekanizma var. Başkanlık sisteminin bir dezavantajı da darbeleri kolaylaştırması. Özellikle Orta Doğu gibi demokrasinin tüm kurumlara yerleşmediği coğrafyalarda başkanı iktidardan devirmek için sıkça kullanılan yöntemlerden biri askeri darbeler. Çok uzak değil, daha geçtiğimiz yıl çok yakında Mısır'da gerçekleşen darbe yarı başkanlık sisteminin bir sonucuydu. Eğer Mısır'da parlamenter sistem olsaydı en fazla hükümet düşer ve olay Mursi ve iktidar partisi açısından daha küçük kayıplarla sonuçlanırdı. Daha da önemlisi, Mısır halkı bu kadar derin acılar yaşamaz, bu kadar can kaybı olmazdı. Peki ya başkanlık sistemiyle yönetilen Orta Doğu, Uzak Doğu ve Güney Amerika ülkeleri? Bu ülkelerde de kolaylıkla darbe yapılabilmesinin sebebi başkanlık sistemidir. Başkanlık sisteminin Türkiye'de uygulanması durumunda ise en ciddi risk federasyona kapı açacak olmasıdır. Malumunuz Türkiye 30 yılı aşkın süredir Güneydoğu'da komünist kalkışma peşinde olan PKK ile mücadele ediyor. PKK'nın amacı bölgede önce özellik elde etmek, ardından da bağımsız komünist Kürdistan'ı kurmak. Bölgede proletarya diktatörlüğü kurduktan sonra hedef Türkiye'yi ele geçirmek. İşte bu nedenle Öcalan ve PKK başkanlık sisteminin Türkiye'de uygulanmasını istiyor. Çünkü özellik elde edebilmelerinin en kısa yolu federasyon oluşturmak. Başkanlık sistemi de federasyonu oluşturmanın en pratik yolu. Dikkat edin, Öcalan ne diyor? Kürtler ibadet eder gibi demokratik özellik üzerinde çalışmalı. Demokratik özellik Kürtlere ekmek ve sudan daha önemlidir. İşte tek başına bu sözler başkanlık sisteminin Türkiye için ne denli büyük bir tehlike olduğunu gösteriyor. Ülkemizin tecrübeli devlet adamları, akademisyenleri, hukukçuları da başkanlık sisteminin risklerini her platformda dile getiriyorlar. Birazdan uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Cemalettin Taşkıran'a bağlanıp başkanlık sisteminin Türkiye için risklerini konuşacağız. Ancak önce tecrübeli siyasetçi, hukukçu ve akademisyenlerin konu hakkındaki görüşlerine bir bakalım. Başkanlık sisteminde yeni baştan yapacaksanız çok iyi düşünmek gerekir. Başkanlık sistemi sadece başkanın halk tarafından seçilmesinden ibaret değildir. Başkanlık sistemini tek işletebilen ülke Amerika'dır. Türkiye gibi merkeziyetçi yapıya sahip devletlerde başkanlık sistemi problemlidir. Başkanlık sistemi Amerika'da 1787 anayasasıyla oraya özgü koşullarla oluşturulmuş bir sistemdir.
Bu sistemin başka ülkelerce örnek alınarak uygulanabilmesinin düşünülmesi bugüne kadar o ülkeler için iyi sonuçlar getirmemiştir. Bu sistem otoriter rejimin doğmasına zemin hazırlar. Rejime dışarıdan yapılan müdahalelerle de istenmeyen sonuçlar olmuştur. Federal yapılı Amerika'da disiplinli olmayan serbest siyasi partiler olduğu için bu sistem uygulanabilmiştir. Çünkü Amerika'nın çok güçlü bir ekonomisi, son derece güçlü yargı bağımsızlığı, lider sultası olmaması ve bizden farklı olan serbest partileri var. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile aynı koşulları taşımıyoruz. Amerika kuruluşundan beri liberal bir ülke. Dolayısıyla başkanlık rejimi Amerika dışında başka bir ülkede işlemez. Türkiye için bu rejimi düşünemiyorum bile. Başkanlık sistemini bir tek Amerika Birleşik Devletleri iyi şekilde uyguluyor. Amerika'da federal bir sistem, bizde ise üniter bir sistem var. Koşullarımız çok farklı. Orada yasama, yürütme ve yargı keskin bir şekilde ayrılmıştır. Kuvvetler ayrılığı çok belirgindir. Amerika'da federe devletler başkanın diktatörlüğe gitmesini engelliyor. Türkiye'de kuvvetler arasında yatay geçişler olduğu için bu rejim bizde işlemez. Bu rejim yepyeni bir anayasa gerektirir. Başkanlık sistemi Türkiye için hiçbir avantaj getirmez. Değerli akademisyen, hukukçu ve siyasetçilerin de belirttiği gibi başkanlık sistemi Türkiye için uygulanabilir değildir. Her şeyden önce bu sistem Öcalan ve PKK'nın savunduğu bir modeldir ve Türkiye'nin bölünmesine kapı açar. Elbette Türkiye'nin daha hızlı büyümesi ve güçlenmesi için her türlü reform şart. Ancak üniter yapının korunması esastır. Türkiye, İslam alemini kardeşler olarak birleştirmek için elinden geleni yaparken kendi içinde bölünmesi bir felaket olur. Şimdi değerli konuğumuz Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde dersler veren Profesör Cemal Taşkıran ile bir telefon bağlantımız var. Hoş geldiniz hocam. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesinden sonra Türkiye'de başkanlık sistemi konuşulmaya devam ediyor. Bu konudaki sizin görüşleriniz nedir? Başkanlık sistemi Türkiye için riskli mi? Ve başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerdeki uygulamalarla parlamenter sistemin arasında hangisi daha başarılı gözüküyor sizce? Başkanlık sistemi demokrasiyle idare edilen ülkelerde hükümet şekillerinden, uygulanmakta olan hükümet şekillerinden biridir. Biri başkanlık sistemidir bunun, biri yarı başkanlık sistemidir Fransa'da olduğu gibi. Bir diğeri de bizim ve Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında uygulanan parlamenter sistemdir. Başkanlık sistemi kendi içerisinde bazı riskler taşır. Ülkemiz için ekstra riskler de vardır. Kendi içinde taşıdığı risklerin başında bu sistemin çok kolay bir biçimde totaliter bir rejime, bir dikta yönetimine, tek adam sistemine dönüşebilme riskidir. Çünkü başkanlık sistemi seçilmiş bir başkanın parlamentodan, yasama organından bağımsız bir şekilde bir ülkeyi, bir toplumu idare etmesine dayanır. Yani kuvvetler ayrılığının çok net ve kesin şekilde sağlanmış olması lazım. Kuvvetler ayrılığı kesin bir şekilde sağlanırsa yürütme yasamayı denetleyebilir, yasama yürütmeyi denetleyebilir, yargı da her ikisini denetleyebilir. Ama bu dengeyi kurmak oldukça zordur. Bu dengeyi kurmak için evvela İyi yetişmiş bir topluma, eğitim seviyesi yüksek bir topluma ihtiyaç vardır. Bu olmazsa yasama, yürütme ve yargının aynı parti elinde, bazen aynı kişi elinde toplanması mümkündür. Bu da kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması anlamına gelir. Bu zamanda da, böyle bir durumlarda da siz söyleyin, tek adam sistemi, dikta yönetimi kaçınılmaz olur adeta. Şöyle düşünelim. Dünyada bugün başkanlık sistemini uygulayan 38'e yakın ülke var. Bu 38 ülkenin içerisinde başkanlık sistemini en demokratik biçimde, en başarılı şekilde uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ama onun dışındakilere bakarsanız genellikle tek adam sisteminin, diktatöryel yönetimlerin iş başında olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla kolay bir sistem değildir. Buna dikkat etmek lazım. Ama Türkiye için ekstra riski var dedim. Bunu söylemem lazım izin verirseniz. Başkanlık sistemi uygulanan yerlerde genellikle federalizme doğru, federasyona doğru bir kayış olur.
Demin dedik ki Amerika Birleşik Devletleri en başarılı örnektir dedik. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri federal devletlerden oluşur. 51 ayrı devletten oluşur. Bundan dolayı da bu ülkede başkanlık sistemi oturmuştur, yürümektedir. Ama bizim gibi üniter devletten federasyona geçmeyi düşünülen durumlarda parçalanma, ülkenin bölünmesi, parçalanması kaçınılmaz olur. Federasyon demek eyalet sistemi demektir. Eyalet sistemi demek kantonlar demektir. Ülkenin bölgelere ayrılması demektir. Hepimiz bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde konuşulanları hepiniz biliyorsunuz. Eyalet sistemi konuşuluyor. Efendim özerklik konuşuluyor. Federasyon, federalizm konuşuluyor. Biz üniter yapıdayken bunları konuşuyoruz. Bir de yarın başkanlık sistemine geçtiğimiz takdirde ne olacağını düşünün. Bugün Cizre'de olanları unutmamamız lazım. Hakkari'de olanları unutmamamız lazım. Şırnak'ta yaşananları, Diyarbakır'da yaşananları unutmamamız lazım. Bunlar üniter yapının içerisinde oluyor. Yarın başkanlık sistemine geçer de federalizmin önüne açılırsa bu ülkemizin orta vadede, belki de kısa vadede bölünmesi anlamına gelir. Şunu söylememe izin veriniz. Türkiye'de bölücülerin iki temel hedefi vardır. Bunlardan biri ülkenin Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından kurulan milli üniter devlet yapısının federal sisteme dönüştürülmesidir. Bütün çabaları budur. İkinci basamakta federal sistemden bağımsızlığa geçmektir. Bağımsız bir devlet kurmaktır bölücülerin amacı. Şimdi birinci amacı gerçekleştirmek için büyük bir çabanın içerisindeler. Dolayısıyla Türkiye'de son zamanlarda 2013'ten beri bu konuşuluyor, yeni bir şey değil. Anayasa tartışmaları gündeme geldiği andan itibaren konuşuluyor. Dolayısıyla bu konuşmaların gündeme gelmesinin asıl sebebi halkımızı federasyon sistemine, federalizme yavaş yavaş alıştırmaktır. Şunu hiç unutmamız gerekir. Üniter devletlerde hükümet, milli hükümet egemenliği başka bir kurumla, başka birimlerle paylaşmaz. Egemenlik tektir. Ülkenin birliği tektir, bütünlüğü tektir, yasama tektir, yargı tektir. Kuvvetler ayrılığı diyoruz ya, yürütme tektir. Ama eğer siz federal sisteme, başkanlık sistemine geçer de federal sistemi benimserseniz bu defa tek devlet olmayacaktır. İki veya ikiden fazla devlet olacaktır. Ülkenin birlik bütünlüğü söz konusu olmayacaktır. Tek hukuk sistemi olmayacaktır. İkili hukuk sistemi olacaktır. Yasama organı tek olmayacaktır. Yürütme organı tek olmayacaktır. Daha iyi ileri gidelim. Yargı tek olmayacaktır. Her grup kendi yargısını kurmak durumunda kalacaktır. Bu ülkenin parçalanması, bölünmesi demektir. Vaktimiz azalıyor galiba. Şunu söylemem lazım. Türk milleti buna izin vermez. Başkanlık sistemi ülkenin bölünmesine giden yolu açar. Türk milleti buna izin vermez, vermeyecektir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurmuş oldukları üniter milli devlet, Atatürk'ün sözüyle söyleyelim, ilelebet payidar kalacaktır. Hocam değerli görüşleriniz için çok teşekkürler. Evet, Sayın Taşkıran da çok güzel ifade etti. Başkanlık sistemi üniter devlet yapısına sahip ülkemiz için hiçbir açıdan avantajlı değildir. Federatif sistemi dolayısıyla bölünmeyi beraberinde getirdiği için bu yönetim şekli ülkemiz için çok ciddi bir tehlikedir. Evet, sırada haftanın sözü bölümümüz var. Bu hafta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, İslam Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin 10. konferansında Müslüman liderlere ders olacak nitelikte önemli bir konuşma yaptı. Ayetlerin de yer aldığı bu konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız İslam aleminin en ciddi sorunu olan ayrılığa dikkat çekti. Şimdi bu önemli konuşmayı birlikte izleyelim. İhtiyacımız olan birliktir. İhtiyacımız olan istişare kültürünün gereklerini hakkıyla yerine getirebilmektir. İhtiyacımız olan kardeşlik hukukunun mesuliyetini taşımaktır. Gün kişisel çıkarları, ülke çıkarlarını, mezhep çıkarlarını öne çıkarma günü değil. Kur'an'ın aydınlığında bir olma, beraber olma, kardeş olma günüdür. Fitneyi, fesadı, nifakı dışlayıp mezhep farklılıklarını, etnik köken, dil, coğrafya farklılıklarını bir kenara bırakıp kendimiz olduğumuzda her sorun suhuletle çözüme kavuşacaktır. Kardeşlerim, hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki eğer istersek
Eğer arzu edersek, eğer Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın bize emrettiği istikamette bir elin parmakları gibi birbirimize kenetlenir ve kardeş olmanın gereğini yerine getirirsek bölgemizdeki tüm sorunları kolayca aşabiliriz. Bunun için gerekli güce sahibiz. Bunun için yeterli akla, birikime, tecrübeye sahibiz. Biz aynı kıbleye dönen insanlar olarak gönül diliyle, kalp diliyle konuşabilir, aramızdaki meselelere, bölgemizdeki meselelere, hatta yeryüzünde insanlığı ilgilendiren her soruna karşı ortak, etkili bir mücadele verebiliriz. Çarşamba günü Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başladı. Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği bu toplantıda Başbakan Sayın Davutoğlu Türkiye'nin G20 vizyonunu anlattı. Konuşmasında önemli bir çağrı da yaptı Sayın Davutoğlu. Maddiyatın ötesinde insani değerlerin önemini vurgulayan Davutoğlu, hepimiz harekete geçmeliyiz, hepimiz ekonomi bakanlarıymışız gibi sadece ülkelerimizin liderleri değil, insanlığın ekonomi bakanlarıymışız gibi davranmalıyız. Eğer insanlık var olmazsa ne politik ne de ekonomik varlıktan söz edilebilir, dedi. Ayrıca Davutoğlu konuşmasında insanlığın iyiliğini ve geleceğini düşünmek yerine ulusal çıkarların daha öne konulması halinde bu platformun faydalı olmayacağını söyleyerek önemli bir mesaj da verdi. Aslında bu mesaj İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın Dünya Ekonomik Forumu öncesi açıkladığı raporun içeriği açısından oldukça önemliydi. Rapora göre dünyanın en zengin %1'lik kesimindeki servet tüm dünyanın geri kalanındaki serveti aşmak üzere. Şimdi bu raporun ayrıntılarına bir bakalım. Merkezi İngiltere'de bulunan Oxfam grubu tarafından yapılan araştırma, dünyadaki en zengin %1'lik dilimi oluşturan kesimin servetinin 2016'da küresel servetin yarısından fazlasına sahip olacağını ortaya çıkardı. Önceki yıllara bakıldığında 2009'da dünyadaki en zengin %1'lik kesimin sahip olduğu varlık oranı %44'tü. 2014'te bu oran %48'e yükseldi. Dünyanın en yoksul %80'lik kesimin refahtan aldığı pay ise sadece %5,5. %1'in içerisinde yer alan 80 kişinin toplam mal varlığı geçen yıl 1 trilyon 900 milyar dolar olarak hesaplandı. İngiltere'nin Oxford Üniversitesi bünyesinde 1942 yılında kurulan Oxfam, 90 ülkede faaliyet gösteren 17 uluslararası örgütü çatısı altında bir araya getiriyor. Grup, yoksulluğun ortadan kaldırılması, kıtlık, felaket zedelere yardım gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. Görüldüğü gibi dünyanın %1'i kalan %99'undan daha zengin olmak üzere. Evet, kaynakların ve gelirin büyük kısmına sadece dünya nüfusunun %1'i sahip. %1'in içerisinde kişi başına düşen gelir ise 2.7 milyon dolar. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Dünyadaki en zengin 85 kişinin mal varlığı 3,5 milyar insandan daha fazla. Bu rakamlar dünya çapında gelir adaletsizliğinin her geçen yıl daha da arttığını gösteriyor. Gelir eşitsizliğinin bu denli artmış olması aslında dünyadaki sorunların önemli sebeplerinden biri. Sevgisizlik, acımasızlık, bencillik, cimrilik dünyayı saran bir bela haline geldi. Artan bu gelir eşitsizliğinde de bu ahlak bozukluğunun bir sonucu. Ekonomistler çözüm olarak kamu hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesinden, adil vergilendirme sisteminin uygulanmasına kadar çeşitli yöntemler üzerinde duruyorlar. Ancak ahlaki çöküntü halledilmedikten sonra bu tip yöntemlerle kalıcı bir çözüm elde edilemez. Sayın Davutoğlu'nun da belirttiği gibi, eğer insan değerler yoksa ne politik ne ekonomik varlıktan söz edilebilir. Böyle bir dünyada insanlar dünyanın zengin kaynakları içerisinde yokluk içinde yaşarlar ki şu an pek çok bölgede bu durum fiilen yaşanıyor. Afrika, Asya, Orta Doğu ülkeleri dünyanın en zengin kaynaklarına sahip olmalarına rağmen insani değerleri hiçe sayan politikalar nedeniyle sefalet içinde. Bu sefaletin sona ermesi için yapılması gereken aslında çok kolay. Allah'ın Kur'an'daki tavsiyelerini uygulamak. Allah, Nur suresinin 24. ayetinde şöyle emreder. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Evet, sevgi ve hoşgörü içinde ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği bir toplumda sadece %1'lik bir kesim değil, her birey mutlu olur, refah hakim olur.
gelir adaletsizliği, açlık, yoksulluk, işsizlik gibi insanları huzursuz eden durumlar tamamen ortadan kalkar. Bu hafta Yemen'de ciddi çatışmalar yaşandı. Şii Husiler devlet başkanlığı binasına saldırarak devlet başkanını rehin aldılar. Şu an bir anlaşmaya varılmış gibi görünse de Yemen'de durum halen belirsizliğini koruyor. Devlet başkanı görevine dönse de hakimiyetini kaybetmiş görünüyor. Peki Yemen'de son 4 yıldır neler oldu? Ülkeyi bu duruma getiren süreçte neler yaşandı izleyelim. 2011'de yaşanan halk ayaklanmaları sonunda devlet başkanı Ali Abdullah Salih görevini bıraktı. Ardından ayrılıkçı Güney Hareketi'nin eylemleri ve El-Kaide'nin saldırıları ülkeyi kaosa sürükledi. Bir yanda ayrılıkçı Güney Hareketi güvenlik güçleriyle çatışırken, kuzeyde Husiler ile Sünni aşiretler ve ordu arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor. El-Kaide militanlarının petrol ve doğalgaz borularına sürekli saldırılar düzenlemesi, ülke ekonomisine ciddi bir darbe vuruyor. Güvenlik tam olarak sağlanamadığından hasar gören boruların tamiri de uzun zaman alıyor. Bu durum, Yemen'in doğalgaz ve petrol arzında ciddi sorunları neden oluyor. Ve son olarak bu hafta Husiler başkent Sana'yı 4 gün boyunca kuşatarak ordu ve güvenlik güçlerinin hakimiyetini tamamen kırdılar. Gerginlik Yemen'de bu hafta Cumhurbaşkanı'nın ofis müdürü Ahmet Avad bin Mübarek'in Husiler tarafından kaçırılmasıyla başladı. Ardından Husiler Cumhurbaşkanlığı sarayına saldırı düzenleyip Cumhurbaşkanı Hadi'yi esir aldılar. Şii Husiler Cumhurbaşkanı Hadi'yi Sünni aşiretleri ve El-Kaide'yi destekleyerek ülkeyi kaosa sürüklemekle itham ediyor. İran destekli Husi Ensarullah Hareketi, Yemen'de Sünni kabilelerin kontrolünde bulunan zengin petrol ve doğalgaz yataklarına sahip Marib kentinde söz sahibi olmak istiyor. Yemen'de de sorun yine Müslümanların ayrılık içinde olmasından kaynaklanıyor. Mezhep çatışmaları, güç ve otorite mücadeleleri Müslümanları bugün içinde bulunduğumuz korkunç duruma getirdi. Yemen'de, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da ve daha pek çok bölgede Müslümanlar birbirlerini öldürüyor. İslam coğrafyasında intihar saldırılarının, bombalamaların olmadığı tek bir gün yok. Bunca belaya, acıya rağmen halen bu durumdan pek ters çıkarılmış gibi görünmüyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın biraz önce izlediğiniz toplantıda yaptığı konuşması Müslüman liderlere bu gerçekleri hatırlatması açısından oldukça önemli. Allah Müslümanlara birlik olmayı, çekişip ayrılığa düşmemelerini emreder. Birlik olunup Kur'an'a göre hareket edilmediği takdirde İslam dünyasındaki bu karmaşa ortamının devam etmesi kaçınılmaz görünüyor. Haftanın etkinliği bu hafta Londra'da. Londra'nın ünlü çift katlı kırmızı otobüslerinde geçtiğimiz hafta yazar Sayın Adnan Oktar'ın Karanlık Tehlike Bağnazlık kitabının tanıtımı vardı. 15 gün süresince Londra merkezinde ve Batı Londra'da sefer yapan otobüslerde değerli Türk yazar Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarını görmek gurur verici. Özellikle şu an dünyada yeniden yükselişe geçen İslam karşıtlığına gerçekçi çözümler sunması açısından da bu oldukça önemli bir yazar. Evet, son haftalarda dünyada İslam karşıtlığının ciddi şekilde yükselişe geçmesinde en önemli etkenlerden biri Fransız karikatüristlere düzenlenen çirkin saldırıydı. Müslümanın yapması gereken fikre karşı fikirle ortaya çıkmaktır. Silahlı saldırı asla kabul edilemez. Bu saldırıyı Müslümanlar dünya çapında telin ettiler. Ancak fikir özgürlüğü adı altında Charlie Hebdo dergisinde basılan karikatürlerin kabul edilemez olduğu da bir gerçek. Fikir özgürlüğüne evet, ancak sevgisizliği, nefreti besleyen eylemlere hayır. Fikir özgürlüğü kadar saygı ve sevginin ayakta tutulması da önemlidir. Bu hafta İngiltere Müslümanlar Konseyi de Londra'daki bir camide diğer dini liderlerle bir araya gelerek terörizme karşı ortak duruşlarını belirttiler. Birliğin Genel Sekreteri Dr. Suja Shafi aynı zamanda insanlara rencide etmeme özgürlüğünü kullanmaları konusunda da çağrıda bulundu. Evet, sevgiyle, barışla, fikirle, ikna ile her sorun çözülebilir. İslam dünyasında bu bilincin oluşması ve terör eylemlerinin önüne geçilebilmesi için tüm Müslümanların bu konuda azami gayret göstermesi gerekir. Ve bu haftada süremizin sonuna geldik. Ekranda gördüğünüz Facebook ve Twitter adreslerinden programlarımızın içeriğini takip edebilir. Önceki bölümleri bu hesaplardan izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.